Özcan Deniz'in evlenmesine sıcak bakıyor musunuz diye sormuşlar. Şimdi burası sakat. Özcan duysun da bunu, ben Özcan'ın evliliğini istemiyorum. Bir tane çocuğu var ama kız arkadaşı ile mutluluklar diliyorum. İlla nikah masasına mı oturmak lazım? Gönüller bir olsun, kalpler bir olsun. Evet, evet duyacak benim bu konuşmalarımı. Evet, evliliği istemiyorum. Zaman zaman dinliyorum. Belki bu konuşmam kız arkadaşının gücüne de gidebilir, bilmiyorum. Ama ben istemiyorum bunu. Özcan'ın da düşünmesi gerekir demiş. Ben de annesine şu soruyu sormak istiyorum. Kendisi bu kızın annesi olsa, evladının Özcan Deniz'le ilişki yaşıyor olsa, bir anne kalkıp da hani ilişki ben evliliğe doğru, evlilik istemiyorum, bu kız da evlilik yapmasın dese, bir de kadın tarafından baktığın zaman olaya, şimdi bu kıza haksızlık olmuyor. Baktığın pencere zaman doğru ama gel Kadriye Hanım sen ol. Oğlun ve gelinin, eski gelinin. Kadının dili yanlış. Tamam, evet. Yani, işte yani mesele orada. Sen oğlunun bir önceki ilişkisinde, evliliğinde ortada kalmış bir anne, bir kayınvalide olarak hem gelininle, hem oğlunla, hem torununla, hem kızın ailesiyle ortada kalmış bir sürü şey atlatmışsan zaten şunu yapabilirsin. Oğlum sev, al, başının tacı yap ama gözünü seveyim. Bak sütten ağzın yandı. Bu kızı kötülemek amacıyla söylemiyor. Bir badirenin içinden geçtik ki. Daha çok yeni geçtiler. Hala yani ateşi yanıyor. Yani, evet, hala ateşi yanarken. İkinci defa bir evlilik meselesi senin zaten sönmeyen ateşinin üstüne odun atmak gibi olacak. Karşı taraf alevlenecek. Sen bu çocuk, yani mesele zaten çocuk. O kız bu çocukla falan. Yani. Bu kadıncağız az çekmedi. Anne yani bu kız yani neler, bu kadın neler çekti? Kadın haksız demedim. Hani kadın tarafından bakarsak evet Özcan'ın yanlış ilişkileri ama aslında Özcan'ın buradaki en büyük sorunu seçimlerindeki cümleye başlarken zaten şimdi burası sakat diye başlıyor. Evet, yani Özcan'la kesinlikle bir tarafta oğlun yüzünden gerilmişler. Çok doğru bir açıklama gerilmemişlerdir. Bence Özcan biraz gerilmiştir çünkü annesini, ailesini Özcan hep kameralardan uzak tutan bir adam. Ama anne iyi bir yönetici. Bak oğlunu çok iyi yönetir. Yani arkadaki, arka planda çok iyi yöneten bir kişi olarak biliyorum. Yalnız Özcan'ın bir acaba diyorum kadınlara karşı bir talihsizliği mi var ya da bir beceriksizliği mi var? Seçimleri. Şimdi bakın, kendinden küçük insanlara. Ben size katılmıyorum abi. Niye katılmıyorum? Şunu söyleyeyim. Tabii ki niye? Şimdi şöyle, yani Özcan'ın sanki 8 defa evlenmiş, 9 defa boşanmış gibi algılatıyorsunuz. Ama Nihat daha çok yeni bir yangından çıktı. Tamam da hayatım bir defa evlenmiş. Hayır bir defa evlenmiş. Ama ilişkilerinde hep sorun yaşadı. Şebnem Şefer'le olan ilişkisinde hatırlamıyor musunuz? Bornozlu evimde kalmış falan diye açıklamalar yaptı Özcan. Yani bence bunlar hep başarısızlık, hep mağlubiyet. Ben annesinin söylemleri üzerinden değerlendiriyorum. Annesi diyor ya artık evlenmesin. Sanki 8 defa evlenmiş de 9. defa evlenecek gibi yani. O yüzden evlenecek olursa bu ikinci defa evlenmesi de bence gayet normaldir. Bence yani annenin demeye çalıştığı şu, eğer bunda da eline yüzüne bulaştıracaksan evlenme. Anne onu demeye çalışıyor. Tamam, ama bunu da eline yüzüne bulaştıracaksan. Artık evlenme, artık istemiyorum. Artık işte senin birisiyle evlilik yapmandan gönlüm razı değil, şimdi rıza göstermiyorum demesi doğru olmamış yani. Kadriye Hanım'ın hayatını ne kadar bilirsiniz bilmem ama kocası tarafından terk edilmiş, çocuklarına komşularına aldığı sütü bile ya evde kalmamış, Özcan gelince ödereceğiz bilmem ne diyerek böyle bir hayat yaşamış, kocasının kaçtığını bile bir hafta 10 gün sonra öğrenmiş, bir sürü badire atlatmış bir kadın. Bir de şimdi gözünün önünde tam bunlar böyle çok takdire şayan bir. Tabii ya, aslan gibi durmuş. Aynen öyle. Anneciğim ellerinden öpüyorum. Aynen öyle. Gerçekten. Ve hiçbir zaman evlatların üzerindeki kol kanadını eksik etmemiş. Şimdi Özcan'ın hayatında ilk defa. Onun babası öldükten sonra Tayyar abi Özcan gitmiş miydi cenazesine? Babayla vardı aralarında. Babayla barıştılar. Baba ölmeden önce barıştılar. En azından barıştılar. Yani orada da yine annenin, yine Kadriye Hanım'ın Özcan'a babadır sonuçta. Bak durumu da iyi değil. Hani sondur git diye bir annelik şeyidir. Şimdi Özcan bu evliliği mecburiyetten ve eline yüzüne bulaştırarak yaptı. Ve çok büyük sıkıntılar yaşarken dediğim gibi Ercan, abisi, yengesi, herkes devreye Özcan, annesi, herkes. Dönüyoruz. Bir taraftan Feyza'nın hayatındaki insanlar da, gerek Feyza'nın ailesi, gerek Feyza'nın kız kardeşi, herkes dahil oldular bu işe ve çok sıcak. Özcan boşanır boşanmaz aradan bir hafta 10 gün sonra bu kız çıktı ortaya. Yani kararlar alındığında. Şimdi haklı olarak anne diyor ki oğluna, kız güzel, flört etmeye sen devam et. Evet. Bir dur. Bak hala çocukla ilgili problem var, daha 2 gün önce çocuğum benden kaçırıldı diye açıklamalar yapıyordu. Evet. Ama işte şu nedir biliyor musun? Annelik içgüdüsü. Pınar dönüp diyebilir ki oğluna, oğlum Lan başağın da başını yakma. Yani, hele bir dur. Şimdi yani. Değil bu kız da girecek çünkü devreye ister istemez. Yani. Şimdi Özcan Deniz kendisinden bakıyorum. Çok yaşça, hakikaten arada çok ciddi yaş farkı olan ilişkiler yaşıyor. Ve bu kızlar bir anda Özcan Deniz gibi bir şahsiyetle birlikte olmaya başladıkları zaman magazin gündeminde de yer almaya başlıyorlar. Orada da dengeler bozulmaya başlıyor açıkçası. O yüzden hani Özcan seçimlerini keşke... daha belli ayakları üzerinde duran, belli bir birikimi olan, belli tecrübelerden geçmiş kadınlardan yana kullansa belki annenin tepkisi de bu da olmayacak. İkincisi, ben şimdi Özcan'ın annesi tarafından baktığım zaman evet Özcan da çok hırpalandı, torununu göremiyor kadın. Bütün magazin sayfalarında aile hayatları, hırpalanmaları, geliniyle ilgili yaşadıkları her annenin çok üzülüp hırpalanacağı bir şey. Ama şimdi İranlı kızın ailesi tarafından baktığımda muhtemelen onlar da Özcan gibi bir damat istemişlerdir ki ben mesela bu hanımefendiyle ilgili bana çok mesaj geldi bu arada İran'dan. İyi yönde değil mi? Yok. Şöyle geldi, dediler ki hayır Özcan'ı kesinlikle burada popüler birisi değil. Hani Özcan orada İran'da ünlü bir modacı diyor. Hayatım, ama oradan gelen yorumlar ne Özcan Deniz ne de İran İstanbul Başkonsolosluğu bizim ülkemizdeki çok değerli bir modacıdır demedi ki. Medya kendi kendine İran'ın en meşhur modacısı diye taktı kızın bizim peşine. Bizim medya da enteresan. Ya, önce popo oluyor şeymiş. Şeyman'ın sevgilisine Mısırlı büyük iş adamı aynı gazete, aynı adam. Bu sefer dolandırıcı, adam dolandırıcı evet, yoksa kız hani İran'da dediler ki hayır bu kız İran'da tanıdık birisi değil. Hani medyanız yazıyor ama tanıdık kendi halinde ünlü biri değil dediler. Özcan'ı daha çok tebrik ediyorum. Niçin? Yani kızın ününe bakmamı, şanına bakmamı, şöhretine bakmamı. Çok güzel bir kız ama. Yani tam Orta Doğu, yani Orta Doğu güzeli vardır ya onların. Hakikaten tabii güzel. Allah saygına bahçesin. Güzel kız ama. Çok güzel bir kız. Şimdi Özcan'ın bugüne kadar o bütün ilişkileri kadın erkek ilişkisi olarak baktığımız zaman hep problem. 5-0 mağlup. Özcan ama haklı yere ama haksız belki yere. Belki o zaman suç Özcan'daysa Nurcan abi. Bir dakika ben suçlamıyorum. Bak hayır, şimdi ne olmuş biliyor musun? Yani. Bak ne olmuş biliyor musun? Niye mağlup biliyor musun? Neden? Uçağa gidiyorsun, havaalanına gidiyorsun Nihat. Evet abi. Yanında da tekrar devam ediyorum. Hayat arkadaşım var, tamam. Sevgilim var. Belli ki bilet almışlar sana. Sen gidiyorsun en ön sırada business class'ta oturuyorsun. Hı hı. Sevgilin gidiyor en arkada oturuyor. Tamamıyla rezillik o ya. Ama işte bu yaşanmış. Tamam. Özcan hayatında bu var. Sonradan şey yapıldı. Özcan Deniz de sonra biletini değiştirip gidip ekonomide uçmuş. Yok ama. Hayır ekonomide uçmuş. Rezillik abi. Tam tersi. Rezillik. Orada sevgi mevgi yok o zaman abi. Kimse kusura. Evet başka yani bu bir şey söyleyeyim yani. Orada sevgi falan yok ben abi. Ben size bir şey öyle söylemek bir şey varsa istiyorum bu arada. Sevgi mevgi yok. Buse ile ilgili bir şey söyleyeyim size. Özcan Deniz aslında Buse'nin kalbini... Buse kim? Buse Özcan'ın evlenmeden önceki kız arkadaşı. Buse Narcı. Buse Narcı. Ben o zamanlar bir televizyon kanalındayken Buse Narcı'nın... Göz bebeğini renklendiren... Evet. Buse Narcı'nın annesi aramıştı o zaman beni. Ben iyi tanıyorum. Evet. Onu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Mesela Özcan'ın yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi. Özcan bir defa Buse ile birlikteyken, ilişkideyken bu kızı filminde yer aldı. Filminde oynattı. Sonra sahneden arkasından çıkardı. Kızdan ayrıldı. Ayrılır ayrılmaz ilk yaptığı şey sahneden onca çıkardı. Emek verilen sahnelerini filmin içinden çıkardı. Ve kız bununla ilgili inanılmaz üzüntü yaşadı. Arkasından da hemen gidip Feyza'yla ilişki yaşadı ve evlendi. Vallahi ben tek bir şey söyleyeceğim. Kamu spotu gibi yine görünmek istemiyorum ama bir başka genç bir kızın, bir kadının hakikaten üzüntüsünün, gözyaşının üstüne de bir şey de kurulmuyor. Çünkü Buse o zaman çok büyük üzüntüler yaşamıştı. Alakası var. Alişan o zaman... Alişan nişan attı, bir ay sonra gitti, bu kızla evlendi Buse'yle. İşte onu da bilemeyiz gelecekte üstüne... ne olacağını. Ama yani, o Buse bu Buse değil canım yani. Hayır. Biliyorum abi. Şeyi söylüyor, bir hafta hani... sonra gitti başka biriyle evlendi adam diyor. Orada evlilik hazırlığı yapıyordu ya. Mutlu da oldu Tayyar tamam, abi. Hayır, ama çocuğu oldu ama demek bak, ki oradaki Buse'nin... Bazen çivi hiç sökebiliyormuş. Ya şöyle hayır, Özcan Deniz'de Buse'nin yaşadığı şey, vaatler, kızı sinema filminde oynattı. Sonra da kızcağızla ayrıldıktan sonra da hemen kalkıp filmin içinden karelerini çıkardı. Bana göre adil. Burada hem kızı filminde oynatacaksın. Sevgili spotçum, müsaade et. Spotçum. Bak şimdi bir ilişki yaşıyorsan eğer, ilişkide ego savaşı olmaz. İlişkinin içine egolar girdiği andan itibaren o ilişki bitmeye mahkumdur. Doğru, zaten adına ilişki denmez. Doğru. Şimdi ilişkiyi eşit seviyede yaşamak lazım. Yani birisiyle beraber olduğun zaman şöhretini, starlığını, paranı, pulunu, iş adamlığını vesaire vesaire ne gibi bir ünvanın varsa onu bir kenara bırakman lazım. O kızın yanında o kız neyse senin de o olman lazım. Şimdi ama ya, uçağa biniyorlar. Hayır, sen en önde oturuyorsun, şimdi, kız en arkada. Şunu bir izleyelim mi? Ben şunu hep beraber üzerine konuşalım. Gelelim, Nurcan abi bak çok tamam, özür dilerim. Peki. Şimdi Alişan'da da böyle bir sorun var. Özcan'da da böyle bir sorun var. Özcan'ınki aşırı narsistlik bir kere artık yani. Özcan'ın ben hiç kimseyi sevebileceğine de inanmıyorum artık. Narsist mi diyorsun? Narsist yani? Bir adam. Yani arkadaşlar, bütün ilişkilerde, ilişkilerinde sorun yaşamasının sebebi o kadar yaşa. Gerçek. İyi yaşa. Anladın mı? Bak lafın üstüne geldi. Alişan'da da o var mesela. Alişan da bakma sen öyle, onda da bir narsistlik var yani. O yüzden bazı insanlar kendilerini çok severler, doğrudur ve kimseyi hayatına koymaz. Ya o yüzden yani. Özcan'ın hayatında mesela bilmiyorum, bilen varsa söylesin, böyle 4 yıl, 5 yıl süren, 3 yıl süren ilişki veya kavgasız biten bir ilişki. Ya insan işte insandan ayrılır. İşte. Ben de onu söylüyorum. Hep mağlup, hep yani. Mağlup, hep mağlup. Ben Seda senden ayrılalı 12 sene olmuş. Yine başıma bir şey gelse arar, görüşürüz, ederiz. Yani kötü ayrılmasının sebebi de o narsizliğin vermiş olduğu ego diye düşünüyorum. Evet.